Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler ve efendiler, haftalık olağan grup toplantımız vesilesiyle sizleri bir kez daha en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Grup toplantımıza katılan tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını Allah'tan temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, yoğun bir hafta geçirdik. Salı günü grup toplantımızın ardından Adalet Bakanlığımızın düzenlediği bir konferans için Türkiye'de bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Jagland ile ardından da Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Parşimit ile birer görüşme yaptık. Çarşamba günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın düzenlediği anlamlı bir toplantıya katıldık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Türkiye genelinde eşi vefat etmiş hanım kardeşlerimizle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptırdı. Araştırma neticesinde ülke genelinde 150 bin hanım kardeşimizin eşlerinin vefatı nedeniyle mağdur duruma düştükleri, özellikle çocuklu annelerin ciddi geçim sıkıntısı içinde bulundukları tespit edildi. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak bu hanım kardeşlerimize devletin sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak elini onlara ulaştırma noktasında çalışmalar başlatıldı. 2012 yılından itibaren inşallah eşi vefat ettiği için mağdur hale gelen 150 bin hanım kardeşimize bir takım destekler sağlayacak, bazı kamu hizmetlerinde kendilerine pozitif ayrımcılık tanımaya başlayacağız. Gıda yardımlarından şartlı nakit transferine, TOKİ alt grup evlerinden dağıtımda burs ve yurt imkanlarına kadar geniş bir yelpazede inşallah bu hanım kardeşlerimizin sosyal devletin şefkatini hissetmelerini sağlayacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yine hafta içinde çarşamba ve perşembe günleri Irak'tan iki konuğu ülkemizde ağırladık. Irak Ulusal Meclis Başkanı Üsame el-Nüceyfi ve Irak Kürt Bölgesi Başbakanı Berham Salih ile başta Irak'ın geleceği ve terör olmak üzere gündemdeki konuları ele aldık. Aynı günlerde Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé ve Sırbistan Başbakanı Sayın Zvetković ile de birebir görüşmelerimiz oldu. Yine hafta içinde İstanbul'da üç önemli uluslararası zirveye ev sahipliği yaptık. Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu İstanbul'da toplandı. Zirvede katılımcılara hitap etme fırsatım oldu ve bölgesel enerji meseleleri bu zirvede etraflıca ele alındı. Cumartesi günü yine İstanbul'da çok önemli bir kurultay gerçekleşti. Dünyanın yaklaşık 90 ülkesinde faaliyet gösteren 2200 civarında Türkiye'li iş adamı Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nda bir araya geldi. İki yılda bir gerçekleşen bu kurultay esasen Türkiye'nin son dönemde sahip olduğu vizyonu ortaya koymak bakımından da somut bir manzara teşkil etti. Türkiye'den okumak maksadıyla, master doktora yapmak maksadıyla, çalışmak, yatırım yapmak maksadıyla yurt dışına giden vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde gerçekten göğsümüzü kabartacak başarılara imza attıklarını orada bir kez daha gördük. Esasen gerek ben gerek sizler yurt dışı ziyaretlerinizde bu başarıyı zaten yerinde görüyor, duyuyor ve hissediyorsunuz.
Avustralya'dan Kanada'ya, Çin'den Brezilya'ya, Şili'ye kadar gittiğim her ülkede Türkiye'li iş adamlarıyla, girişimcilerle, öğrenci ve öğretmenlerle karşılaştım ve hemen her ülke liderinin bizim vatandaşlarımızdan övgüyle bahsettiğine şahit oldum. Ben kurultaydaki konuşmamda da bahsettim. Dünya satına yayılmış başarılı vatandaşlarımız adeta modern dünyada Türkiye'nin öncü gücünü, akıncı ruhunu temsil ediyorlar. Onların ortaya koyduğu başarı sayesinde o ülkelerde Türkiye imajı köklü şekilde, olumlu şekilde değişiyor. Onların açtıkları yoldan yenileri gidiyor ve ikili ilişkiler adına, ekonomik ve ticari ilişkiler adına gerçekten güzel sonuçlar elde ediliyor. Ben bir kez daha grup toplantımızda yurt dışında bizi başarıyla temsil eden Türkiye Cumhuriyeti bayrağını onurla ve gururla o ülkelerde dalgalandıran tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza, ülkem, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii burada şu öz eleştiriyi de dile getirmek durumundayım. Şayet bireysel başarılar kolektif bir dayanışmaya dönüşürse işte asıl o zaman anlam ifade ediyor. Bizim sadece Almanya'daki vatandaşlarımızın sayısı 3 milyonu aşmış durumda. Almanya'da 70 bin civarında Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Ve bunların yıllık ciroları 35 milyar avroya ulaşmış durumda. Ama bu nüfusun ve bu ekonomik gücün siyasete, sosyal meselelere yansımasına baktığınızda eşdeğer, orantılı bir yansıma göremiyorsunuz. İşte bizim sadece Almanya'da, sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada bu tabloyu tersine çevirmek için gayret göstermemiz gerekiyor. Bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı, ihtilafları artık bir kenara bırakıp o ülkelerdeki tüm vatandaşlarımızın ciddi bir dayanışma içerisine girmesi gerekiyor. Bu dayanışma sadece o ülkelerde yaşayan Türklerin sorunlarını çözmekle kalmayacak. O ülkenin olduğu kadar Türkiye'nin de ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Biz Dışişleri Bakanlığımız da olsun, Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız da olsun bu dağınıklığı gidermek için yoğun çaba içindeyiz. Başta iş adamlarımız olmak üzere dünyaya yayılmış tüm kardeşlerimizden de bu hassasiyeti göstermelerini, bunun için ter dökmelerini rica ediyoruz. Aynı şekilde Avrupa Birliği Bakanlığımızın bu noktadaki gayretleri her geçen gün daha da artarak devam etmekte. Böylece bu bölgeleri kuşatmak, insanımızla kucaklaşma durumundayız. Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da dün başlayan önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız Afrika kıtasındaki 47 ülkeden 106 din adamı ve toplum liderini Afrika Dini Liderler Zirvesi vesilesiyle bir araya getirdi. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Konya'yı da ziyaret edecek olan misafirler 5 gün boyunca Türkiye'de Afrika kıtasının meselelerini, özellikle dini meseleleri, Türkiye-Afrika ilişkilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerini istişare edecekler. Bu vesileyle zirveye bir kez daha başarılar diliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu anlamlı zirveye ev sahipliği yaptıkları için tebrik ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta beraberimizde bazı bakan arkadaşlarımızla Bitlis'e bir ziyarette bulunduk. Kar, kış maşallah rahmet doluydu, bereket doluydu. Bitlis'te bizim 2007'de açtığımız Eren Üniversitesi'nde bir toplu açılış gerçekleştirdik. Yaklaşık 28,5 milyon liralık 14 ayrı yatırımı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesini, 4 pansiyon, 4 anaokulu,
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarını, özel sektör yatırımını orada yaptığımız törenle resmi olarak Bitlis'e ve Bitlisli kardeşlerimize kazandırdık. Açılış töreninin ardından da AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları'nın 3. Olağan Kongresi'ne katıldık ve gençlerimizle kucaklaştık. Bitlis'e ziyaretimizin asıl nedeni ise Van depreminden ciddi şekilde etkilenen bu ilimizdeki hasarı ve çalışmaları yerinde tespit etmekti. Bildiğiniz gibi Erciş merkezli 7,2 şiddetindeki deprem Van ve ilçeleriyle birlikte Bitlis'in Adil Cavaz ve Tatvan ilçelerinde de hasara yol açtı. Artçı depremlerin yanı sıra Adil Cavaz ve Muş'un Varto ilçelerindeki depremlerde Bitlis ve ilçelerinde yakından hissedildi. Bitlis'te ilgili makamlardan bilgi aldık. Çalışmaları yerinde inceledik. Şikayetleri dinledik ve gerekenlerin en hızlı şekilde yapılması için talimatlarımızı da verdik. Burada Van depremi ile ilgili olarak birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın değerli arkadaşlarım, Van ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle 1.164.000 kişilik nüfusa sahip büyük bir şehrimiz. İnşallah 2014'te biz biliyorsunuz Van'ı da büyük şehir kapsamı içerisine alacağız ve 2014 seçimlerine Van büyük şehir olarak girecek. Yasası tabii bu aralarda çıkacak. İlk deprem yani 7,2 şiddetindeki deprem olduğunda biz tüm imkanlarımızla bölgeye ulaştık. Ve ilk andan itibaren enkaz altındaki canlı kardeşlerimizi kurtarmaya, yaraları sarmaya, açıkta kalanların elinden tutmaya başladık. Ve bu saatlerle ifade edilen bir süreydi. Hemen deprem oldu ve bakan arkadaşlarım ve ben süratle bölgeye gittik. Arkadaşlarım 3 saat gibi bir sürede oradaydılar. Ben de 5-6 saat gibi bir sürede oraya ulaştık. Ve gece yarılarına kadar ben oradaydım. Arkadaşlarım ise orada görevlerini devam ettirmeye, adeta nöbet tutmaya devam ettiler. Ayrılmadılar. Orada kaldılar ve yaptığımız planlamayı aynen orada devam ettirdiler. Tabii hükümetimizle birlikte sağ olsunlar, sivil toplum örgütlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, tüm belediyelerimiz hepsi burada adeta bir içtima. STK'lar aynı şekilde. Türkiye genelinde tek tek vatandaşlarımız da Van'daki kardeşlerine el uzattılar. Yoğun bir yardım seferberliği başlattılar. Ancak 9 Kasım'da Van'daki durumu ciddi şekilde ağırlaştıracak, derinleştirecek 5,6 şiddetinde ikinci bir deprem daha yaşadık. Bu ikinci deprem maalesef gerek bölgedeki yaşam şartlarını, gerek yardım çalışmalarını önemli ölçüde olumsuz etkiledi. İnsanlar sağlam dahi olsa evlerine girmekten çekindiler ve neredeyse şehrin tamamı için 1 milyonu aşkın nüfus için barınma ihtiyacı hasıl oldu. Şiddetli soğuklar ve kar böyle afet durumlarında ilk adres olan çadırları yetersiz hale getirdi. Değerli arkadaşlarım, ne kadar güçlü olursanız olun, ekonomisi ne kadar gelişmiş olursa olsun, hiçbir ülkenin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği, yani anında tüm sorunları çözüm yoluna koyamayacağı bir afetle karşılaştık. Yaşanan aksaklıkların aynısı, belki çok daha fazlasıyla bu konuda deneyimi çok çok ileri olan Japonya'da da yaşandı. Şili'de de yaşandı. Dünyanın en güçlü ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri 1800 kişinin öldüğü Katrina kasırgasının vurduğu eyaletlere haftalar boyunca ulaşamadı. Yardım götüremedi. Aylar, yıllar boyunca
kasırganın yaralarını saramaz. Su-i misal emsal olmaz. Başka ülkelerin başarısızlıklarını, yetersizliklerini elbette bir kriter olarak alacak değiliz. Ama bir gerçeği de vurgulamak durumundayız. Türkiye genelindeki tüm vatandaşlarımız, Van'daki tüm kardeşlerimiz bilsin ki hükümet olarak, millet olarak Van'ın yaralarını sarmak, Van'ı normale döndürmek için gerçekten samimi bir gayret içindeyiz. Aklı selim sahibi olan, art niyeti olmayanlar zaten bunu görüyor. Ama art niyeti olanlar, ideolojik saplantıları olanların bunu görmesi mümkün değil. Çünkü bakar körler. Bakın, Başbakanlık kaynaklarından bölgeye ulaştırdığımız yardım, nakdi olarak söylüyorum, şu anda 28.760.000 lira oldu. Yardım hesaplarında toplanan yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların miktarı 223 milyon liraya ulaştı. Sadece çadır ve battaniyeyi söylüyorum. Bölgeye şu ana kadar 71.514 çadır, 334.000 battaniye gönderdik. Acil yardım ödenekleri dahil olmak üzere Van'a gönderdiğimiz yardımın nakit karşılığı şu an itibariyle değerli arkadaşlarım 341 milyon lira olarak gerçekleşti. Yani 341 trilyon. Günlük ortalama 50 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Bu devam ediyor. Bunun yanında şu ana kadar 8.415 kişiyi de kamu kurumlarına ait tesislere ülkemizin değişik yerlerinde geçici barınma imkanı sağladık ve onları oralara taşıyoruz. Van Merkez, Erciş ve köylerde şu ana kadar 50 bin ton kömür, 117 bin gıda paketi ve 500 kamyon muhtelif malzeme dağıtımı gerçekleştirdik. Şu ana kadar 260 prefabrik ev, 3.794 Mevlana evi kuruldu. 18 bin prefabrik evin yapımı ve sevkiyatı da çok süratli şekilde devam ediyor. Hatta bu arada daha farklı şeyler yapabilir miyiz diye de çelik konstrüksiyon evler noktasında arayışlarımız var. Nitekim ben de bu hafta sonu itibariyle böyle bir imalatı bizzat yerinde gördüm. Aynı şekilde değişik firmalara ait üretimleri de TOKİ Başkanım, o da dün bugün yerlerinde inceliyor ve bu incelemelerle birlikte de hiç vakit kaybetmeden buralardan alacağımız konutları da yine Van'da inşallah en uygun şekilde değerlendireceğiz. Çünkü bunlar 99 metrekarelik konutlar, 3 oda bir salon şeklinde. İnşallah bu Van'ın öğretmen, sağlık elemanları, bunun yanında köylerde kullanabileceğimiz gerçekten gayet güzel konutlar. Orada inşallah herhangi bir kar, kış, soğuk, böyle bir sıkıntıyı bu konutlarda yaşayanlar çekmeyecek ve bunlar geçici değil, kalıcı konut mesabesinde olan konutlar ve bundan da ayrıca duyuz ve süratle bunların imalatına inşallah geçeceğiz. Bütün bu gayretler, bu çabalar karşısında birkaç istisnai olayı adeta cımbızla çekerek bütün Van'ın manzarası gibi sunmak hem hükümete hem de Van için seferber olan 74 milyona yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Ama istisnai bazı olayları, bazı talihsizlikleri Van'ın genel manzarası gibi sunmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ben buradan iddia ediyorum. Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiçbir afet karşısında bu kadar hızlı, bu kadar yoğun ve bu kadar etkili müdahale gerçekleşmemiştir. Tersini iddia edenler varsa lütfen buyursunlar, ispat etsinler. Elbette medya olsun, sivil toplum olsun, muhalefet olsun, çalışmaları millet adına denetleyecek ve aksayan yönlere dikkat çekecekler. Ama istisnai olaylardan yola çıkıp afetin boyutunu görmeyip
depremi bir siyasi ranta çevirme gayretine girenleri, deprem üzerinden hükümeti yıpratma gayretine girenleri de ben milletin vicdanına havale ediyorum. Sevgili kardeşlerim, şimdi ben tarihle konuşuyorum. Milletime de bunu hatırlatıyorum. CHP bu ülkede 1950 yılına kadar tek partiydi. Başka muhalefet yoktu. Ve tek başına iktidardaydı. Arkasında çok farklı güçler vardı, güç vardı. 1942, 1943, 1944, 1946 depremlerinde 12 bin kişiye yakın insan hayatını kaybetti. CHP hükümetleri ne yaptı? 1939'da Erzincan'da 33 bin kişi hayatını kaybetti. CHP ne yaptı? Bakın 1966 yılında Varto'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 2394 vatandaşımızı kaybettik. 1966 depreminde evlerini kaybeden 63 vatandaşımızın konutlarını depremden 43 yıl sonra, 16 başbakan değiştikten sonra bizim dönemimizde hak sahiplerine biz teslim ettik, biz. Biz teslim ettik. ...1999'da... Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul depremleri sırasında o gün iktidarın ortağı olan MHP ne yaptı? Bütün Marmara enkaz altında kalırken 300-400 kilometre uzaktaki Ankara'dan hükümet daha büyük bir enkaz altında kaldı. Hükümettekilerin enkazın altından çıkıp depremin gerçek boyutunu fark edebilmeleri dahi haftalar aldı. Ve orada da yine süreci biz tamamladık, biz tamamlıyoruz. Şimdi ben buradan BDP'ye de soruyorum. Ya onlar da konuşuyorlar biliyor musun? Bölgede büyükşehir belediyeniz var. İl ilçe belediyeleriniz var. Man Belediyesi sizde. Allah aşkına yaraları sarmak için, insanlara el uzatmak için ne yaptınız? Van depremle mücadele ederken, Van yaralarını sarmak için uğraşırken BDP milletvekilleri Van'ı bıraktılar, terörist cenazelerini provoke etmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Veyahut da oradaki çalışmaları provoke etmek için oralara geldiler. Ve oralarda hemen acaba ortalığı nasıl karıştırırız? Başladılar bağırıp çağırmaya. Ya otur da dinle. Söyleyeceğin bir şey varsa gayet güzel bir şekilde söyle. Ama bunlar hep bu tür şeyleri fırsatta çevirmenin gayreti içindeler. Biz var gücümüzde yaraları sarmak için uğraşırken BDP'nin sırtını sıvazladığı teröristler Van'ın ilçelerinde, hatta deprem merkezi Erciş'te terör faaliyetlerine hız verdiler ve orada maalesef vatandaşı ilgili ilgisiz, acaba buradan nasıl rant elde ederiz, nasıl buralardan gıda paketlerini toparlarız da malum yerlere sevk ederiz, bunun hesabı içine girdiler. Biz Vanlı kardeşlerimizi asla kaderlerine terk etmeyiz. Van'ı asla ve asla ihmal etmeyiz. İhmal edilmesine de müsamaha göstermeyiz. Van'ın boşaltıldığı iddiaları tamamen yalandır. Tamamen provokatif bir söylemdir. Ekonomik, ticari, sosyal anlamda konut, eğitim, sağlık, enerji, sanayi noktasında Van için ne gerekiyorsa onu yaptık ve yapacağız. Süreç içinde yeni ihtiyaçlar çıkarsa onları da hiç tereddüt etmeden yerine getireceğiz. Değerli kardeşlerim, Vanlı kardeşlerimin sağduyu içinde, sabır içinde bu zor günleri aşmada bize yardımcı olmasını bekliyoruz. 74 milyonu da Van depremi üzerinden
istismar siyaseti yapanlara karşı dikkatli ve uyanık olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Suriye'de bazı kendini bilmezler, Türkiye'ninkiler de dahil olmak üzere bazı ülkelerin diplomatik temsilciliklerine saldırıda bulundular. Önceki grup toplantımızda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'den sorumluları derhal yakalamasını ve yargıya teslim etmesini istemiş, saldırıları kınadığımızı bir nota ile kendilerine iletmiştik. Ben grup toplantımızda bu saldırılar karşısında aynen şu ifadeleri kullanmıştım. Yabancı ülke vatandaşlarını ve diplomatlarını korumak her ülkenin onurudur, namusudur. Bunlar üzerinden mesaj vermeye çalışmak ise aziyettir. Telafisi zor olan bir şuursuzluktur. Suriye yönetimi bu tepkimize ve bu hatırlatmamıza rağmen gerekeni yapmak yerine topraklarından transit geçen hem de Mekke-i Mükerreme'den gelen hacılara yapılan saldırıya dahi mani olmamış, olamamıştır. Türk hacı kafilesini taşıyan otobüsler silahlı saldırıya uğramış, bazı hacılarımız yaralanmış, bazıları da rehin tutulmuştur. Buradan Beşar Esed'e bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Yabancı ülke vatandaşlarını, ülkesindeki misafirleri, hele hele hac yolculuğuna çıkmış ve sadece transit geçen yolcuları korumak da bir ülkenin onuru ve namusudur. Beşar Esed çıkıyor, ölene kadar savaşırım diyor. Allah aşkına sen kiminle savaşıyorsun? Kendi halkına karşı ölene kadar savaşmak kahramanlık değil, korkaklıktır. Kendi halkına karşı ölene kadar savaşan birini görmek istiyorsan Nazi Almanya'sına bak, Hitler'e bak, Mussolini'ye bak, Romanya'nın Çavuşesku'suna bak. Eğer bunlardan ders almıyorsan kendi halkına silah doğrultan ve daha 32 gün önce hiçbirimizin arzu etmediği şekilde aynen senin kullandığın ifadeleri kullanan ve öldürülen Libya'nın liderine bak. Beşar Esed, eğer topraklarına yönelik bir müdahale karşısında ölene kadar savaşmaktan bahsediyorsa kusura bakmasın ama insana sorarlar. İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri için neden ölene kadar savaşmadın? Kahramanlığını orada neden göstermedin? Neden gösteremiyorsun? Bakın buradan altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum. Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Ama bir halka zulmedilirken, özellikle de akrabamız, kardeşimiz bir halka zulmedilirken 910 kilometre sınırı olan bir Suriye'yi görmezden gelmeye, sırtımızı dönmeye de asla ve asla niyetimiz yok. Suriye'deki şiddet ve zulmü eleştirmek, kendi halkına silah doğrultan diktatörlere karşı hakkı söylemek, iç işlerine karışmak değildir. Dünyaya bir askeri müdahale çağrısı yapmak hiç değildir. Bizim kardeş bir halkın selametinden, huzurundan, refahından, kardeş bir ülkenin iç barışından başka hiçbir arzumuz yok. Beşar Esed'e buradan çağrımı yineliyorum. Öncelikle Türkiye'nin temsilciliklerine, bayrağına saldıranları, topraklarından geçen hacılara hünharca saldıranları bul ve yargıya teslim et. Daha fazla kan dökmeden, daha fazla zulmetmeden halkının, ülkenin ve bölgenin selameti adına artık o koltuktan çekil. Türkiye olarak en uzun sınıra sahip olduğumuz, halkını dost, akraba ve kardeş bildiğimiz
Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun çizdiği çevrede ve bu çerçeve içerisinde kardeşliğe, kardeşlik hukukunun sınırları çerçevesinde kardeş Suriye halkıyla dayanışmamızı devam ettireceğiz. Değerli arkadaşlarım, bizleri, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir başka gelişme de bu arada bildiğiniz gibi Almanya'da yaşandı. 2000 yılından bu yana Almanya'da başta Türkler olmak üzere yabancılara yönelik saldırılar aydınlığa kavuşmaya başladı. Şu ana kadar 8 Türk ve 1 Yunan'ın aşırı sağcılar tarafından katledildiği ortaya çıktı. Ancak meselenin sadece bir ırkçı saldırı olmadığı, derin bir yapılanmanın izlerini taşıdığı da Alman ve Türk basınında geniş biçimde yer aldı. Açıkçası daha önce dile getirdiğim Alman vakıflarının faaliyetleri başta olmak üzere Almanya'da Türkiye, Türkler ve genel olarak yabancılar aleyhine çeşitli tertiplerin düzenlendiğini biliyoruz. Bunu son ziyaretimde Sayın Şansölye'ye de açıkladım, ifade ettim. Sadece Alman vakıfları değil, Alman kredi kuruluşlarının da değişik yollarla, muvazaa ile bu tür adımların içerisinde olduğunu hatırlattım. Eğer dedim bu konuda farklı bilgilere, belgelere ulaşmak istiyorsanız lütfen bu vakıflarınızı ve bu kredi kuruluşlarınızı yakından takip ediniz. Acaba bu kredi kuruluşlarınız kimlere kredi veriyor ve verdikleri krediler acaba yerli yerinde kullanılıyor? Ve tabii bunun yeterli olmadığını, aşırı sağcılar yaptı deyip geçiştirilecek kadar meselenin sığ olmadığını da hatırlattık. Burada da hatırlatmak istiyorum. Zira biz bu tecrübeyi çok acı şekilde yaşadık. Geçmişte faili meçhul deyip, irtica deyip, faturayı dış mihraklara kesip nice cinayetin üzeri örtüldü. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde 9 yıl boyunca işte bu karartmaların üzerine gitmiş, devlet işine sirayet eden karanlık örgütlere karşı da sarsılmaz bir mücadele vermiştir. Almanya'nın Türkiye'deki bu süreci yakından incelemesini, Türkiye'nin derin yapılarla nasıl mücadele ettiğini kendisine örnek almasını tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlarım, ana muhalefet partisi CHP'nin hem Osmanlı tarihiyle hem de kendi kişisel tarihiyle olan çatışmasını ibretle izliyoruz. Bunlar Sultan Abdülmecit'le Halife Abdülmecid'in aynı kişiler olmadıklarını bugün elhamdülillah anladılar. Zamanla Elif'le Mertek arasındaki farkı da inşallah görürler. Nadan ile sohbet zordur bilene, çünkü nadan ne gelirse söyler diline. Bunların da eline bir iki belge tutuşturuyorlar. Aslını astarını öğrenmeden, künhüne vakıf olmadan, önünü ardını araştırmadan çıkıp meclis kürsüsünde söylüyorlar. Genel başkanları da biliyorsunuz seçim sürecinde sahte maille aynı şekilde tezgaha getirilmişti. Bitlis'te de ifade ettim. CHP bu toprakların tarihiyle de, kendi tarihiyle de yüzleşmelidir. CHP başta Dersim olmak üzere bu toprakların insanına, inançlarına, değerlerine yönelik baskıyla artık yüzleşmeli. Kendisini ve tarihini açık yüreklilikle sorgulamalıdır. Dersim hakkında kitap yazmış CHP Tunceli milletvekilinin bu konuyu gündeme taşımış olması aslında CHP için kaçırılmayacak bir fırsattır. Dahası CHP'nin başında Tuncelili bir genel başkanın bulunması, bir aşiret mensubu genel başkanın bulunması
Dersim faciasıyla yüzleşmek adına CHP için eşsiz bir imkandır. Bunu seçimde söylediğimde rahatsız oldu beyefendi. Niye? Ya Tunceli'sin işte, bunu söyle. Niye kaçınıyorsun? Aşiretini, mensup olduğun inanç sistemini söyle. Niye kaçınıyorsun? Şunu da ifade etmek durumundayım. Hemen bunu ayrımcılık olarak ifade etti. Sevsinler senin gibi birleştiriciyi. Hepsi ortada. Şimdi ne diyor? Dersim konusunda başbakan özür dilesin diyor. Ya Dersim konusunda özür dileyecek birisi varsa sensin. Niye? Çünkü senin temsil ettiğin, şu anda başında bulunduğun partinin ödettiği faturadır Dersim faturası. Sen özür dileyeceksin. Ve üstelik de başka bir siyasi parti yok, sadece senin partin var. Sadece siz varsınız. CHP eğer bu dönemde de Dersim'le yüzleşmez, öz eleştirisini yapmaz ve özür dilemezse muhtemelen böyle bir fırsatı bir daha hiçbir zaman yakalayamayacaktır. Değerli arkadaşlarım, yarın partimizin genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Dersim'le ilgili bugüne kadar bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştım. Yarın inşallah genişletilmiş il başkanları toplantısında bazı yeni belgeleri de kamuoyuyla paylaşacağım. Çok daha detaya girmek suretiyle yarınki konuşmamı ağırlıklı Dersim'e ayıracağım. Ve orada bunları anlatacağım. Hala arşiv marşiv diyor. Ya arşivin yolunu bilmiyorsan adresini söyleyelim. Arşiv açık. Kimseye bu arşivler kapalı değil. Başbakanlık, Osmanlı, Cumhuriyet, bu arşivlerin hepsi açık. Hepsinde gelip çalışma yap. Ama demek ki senin hiçbir arşivcin yok. Sen çok kabiliyetlisin, sen gel araştırmayı yap. Ve orada belgeyi gel yerinde gör. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler. Şimdi geliyorum kamuoyunun merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili düzenlemeye. Öncelikle bir hatırlatmayı gerçekleştirdiğimiz bir düzenlemeyi burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bazı kışla isimleri, acı hatıraları diri tutmak, hassas bazı duyguları rencide etmek noktasında son derece haklı olarak şikayet konusu oluyordu. Bunların başında da 1943 yılında Van'ın Özalt ilçesinde 33 vatandaşımızın katledilmesinden sorumlu olan, bu suçtan mahkum olan Mustafa Muğlalı'nın Van'daki bir kışlaya isminin verilmiş olması geliyordu. Mustafa Muğlalı ismi Van'daki bu kışladan artık kaldırıldı. Ve başta Vanlı kardeşlerimiz olmak üzere milletimizi rencide eden bu uygulamaya son verildi. ...15 Kasım'dan itibaren de, yani şu anda süreç başladı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 34... Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 31 kışlanın ismi değiştirildi. Yeni düzenleme ile tabur ve daha alt seviyedeki birliklere, şehitlerimizin ya da orada hizmette bulunmuş Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının isimleri verilecek. Bu yeni uygulamada emeği geçen, başta Genelkurmay Başkanımız ve ekibi olmak üzere herkese şahsım, milletim, özgürlükler, demokrasi adına teşekkür ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz, bedelli askerlik yasa tasarısının ayrıntılarına girmeden önce şu hususu da vurgulamak durumundayım. Heyecanlanıyorsunuz biliyorum.
Bedelli askerlik 9 yıl boyunca AK Parti olarak bizim gündemimizde oldu. Bu konuda şartların oluşmasını, özellikle de terörle zafiyete yol açacak bir durumun oluşmamasını dikkatle gözledik. Ve bunun ilgili kurumlarla istişaresini sürekli olarak genelkurmay başkanlarımızla bunların değerlendirmesini hep yaptık. İstişare halinde oldum. Asker sayımızı, asker potansiyelimizi dikkate aldık. Bugün bu tasarıyı hazırlamamız uzun bir ön çalışmanın neticesidir. Vakaya sayısındaki artış, buna ek olarak yaptırdığımız anketler, kamuoyu yoklamaları, ilgili kurumlarla yaptığımız istişareler, bedelli için uygun ortamın, uygun şartların oluştuğunu göstermiştir. Ve biz de buna göre adımımızı bugün attık. Bildiğiniz gibi anayasamızın 72. maddesi vatan hizmetinin her vatandaşın hakkı ve ödevi olduğunu belirtiyor. İlgili kanunlarda ise bu hizmetin bedelli veya dövizli askerlik uygulaması şeklinde yapılabileceği düzenlenmiş durumda. Bedelli askerlik uygulaması daha önce 3 kez 1987, 92 ve 99 yıllarında çıkarılan kanunlarla mümkün hale gelmişti. 1987 ve 92 yıllarında çıkarılan bedelli askerlik yasalarında amaç büyük miktarlara ulaşan saklı vakaya ve yoklama kaçağı birikiminin engellenmesiydi. 1999'da ise bedelli askerlik Marmara depreminin zararlarının giderilmesine katkı sağlamak için çıkarılmıştı. Biz ise bedelli askerlik uygulamasıyla iki önemli hedef gözetiyoruz. Bunların hiçbirisi değil. Bizimki sadece vakaya kalanların sayısının ciddi oranlarda arttığını görüyoruz ve bedelli askerlik yoluyla bu birikimin azaltılmasını hedefliyoruz. İkincisi ise bedelli askerlik kanunuyla çok önemli sosyal bazı hizmetleri ve destekleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şimdi onu da biraz sonra açıklayacağım. Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısına koyduğumuz bir maddeyle bedelli askerlik uygulamasından elde edilecek geliri şehit yakınlarına, gazilere, özürlülere, muhtaç erbaş ve er aileleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve faaliyetlerinin finansmanını aktarıyoruz. Hatta milli bütçeden özürlülere yönelik ayırdığımız rakam, ki bu çok büyük bir rakam, bu rakamı da artık bu fona ayırmak suretiyle burayı daha da güçlendirmiş olacağız. Burada önemli bir ayrıntıyı da vurgulamak durumundayım. Öngördüğümüz yaz sınırıyla askerlik ve güvenlik hizmetlerinin aksamasına asla mahal vermiyoruz. Terörle mücadelede bir zafiyetin oluşmasına asla izin vermiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısını dikkate alıyor, düzenlemeyi buna göre yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunanlar 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar başvurdukları takdirde 5.112 euro karşılığı dövizle askerlik hizmetini yerine getiriyorlardı. Aynı şekilde 38 yaşına kadar başvurmayanlar ise 7.000
668 avro karşılığı bu hizmeti yapıyorlardı. Döviz de askerlik hakkından yararlananlar 21 günde temel askerlik eğitimi alıyorlardı. Hazırladığımız yeni tasarıyla dövizli askerlik hakkı kazananlar için 38 yaş sınırı gözetilmeksizin 10 bin avro bedelle askerlik görevini ifa etme hakkı getiriyoruz. Ayrıca bu hakkı elde edenlerin 21 gün olarak aldıkları temel eğitimi de tamamen kaldırıyoruz. Yani dövizli askerlik hakkına sahip olanlar sadece 10 bin avro ödemek suretiyle ayrım yapmayacağız. 10 bin avro ödemek suretiyle bu yükümlülüğü yerine getirmiş olacaklar. Yaşları ne olursa olsun böyle bir ayrım yapılmayacak. Sadece parayı ödeyip temel askeri eğitimden de muaf tutulacaklar. Geliyorum bedelli askerliğe. Her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış. Şimdi altını çiziyorum. 30 yaşından gün almış olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bedelli askerliğe hak kazanacaklar. Kanun resmi gazetede yayınlandığı gün 30 yaşından gün almış olanlar 6 ay içinde 30 bin Türk lirası parayı defaten ödeyebilecekleri gibi yarısını başvuru sırasında, diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacaklar. Bu hakkı kazananlar da temel askerlik eğitimi almayacaklar. Yani 21 gün temel eğitime katılmayacaklar. Bilmiyorum, anlaştık mı? Tekrar etmekte fayda görüyorum. Bedelli askerlik terörle mücadelede asla bir zafiyete neden olmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de asker ihtiyacında bir boşluk doğurmayacaktır. Toplanan paralarda başta şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, güvenlik güçlerinin malul olan tüm yakınları için sosyal alanlarda kullanılacaktır. Demek ki bir daha söylüyorum, dövizli askerlikte değerli kardeşlerim yurt dışında bulunan en az 3 yıl orada sigortalı olarak çalışmış olanlar, yaşları burada artık yok, yaş sınırı yok, temel askerlik eğitimine de tabi olmaksızın 10 bin avro ödemek suretiyle bu görevini yapmış oluyor. Bedelli askerlikte de değerli arkadaşlarım, onlar da yine 30 yaşından gün almak kaydıyla resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren 30 bin TL ödemek suretiyle, ki bunun yarısı ilk etapta, diğer yarısı ise isterse sen bir anda verebilir, diğer yarısını da 6 ay içerisinde ödemek suretiyle bu yerine getirilmiş olacak. Biz bugün itibariyle tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim ediyoruz. Burada şunu da vurgulamak durumundayım. Bir konuda bu, üzerinde çok spekülasyon yapıldığı için onu da söylüyorum. Vicdani ret olarak adlandırılan bir düzenleme hükümetimizin gündeminde asla olmamıştır. Bu konuya ilişkin olarak çıkan haberler spekülasyondan öte bir anlam ifade etmiyor. Askerlik bu millet için, bu topraklar için en kutsal vazifelerden biri olarak kabul edilmiştir. Biz askerimize Mehmetçik derken bunun bir anlamı var. Bu küçük Muhammed anlamına Mehmetçik'tir. Ve biz askerliği
peygamber ocağı olarak görmüşüz. Tabii birçok spekülasyonlara neden olan şeyler olmuştur, olabilir, doğrudur. Ama biz, bu millet bunu böyle görmüştür. Görmeyenler yok mu? Var. Bunları da biliriz. İyi biliriz. Ama bu milletin kahir ekseriyeti bunu böyle görür. Askerlik hizmetinin ciddiyetinin zedelenmesine de, istismarına da bizler asla müsaade etmedik. Asla müsaade etmeyiz. Ben bedelli askerlik uygulamasının ülkemize, milletimize, gençlerimize, onların ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlarken başarılı bir hafta temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün meclis çalışmaları saat 15'te.